Merhaba arkadaşlar. Psikolojide Merhaba. Handan hocamızla tekrar beraberiz. Bayağı bir kalabalık bir şeyler görülüyor hocam. Aynen ama hiç öyle değil. Tek bir şey soracağım. Size de soru geliyor mu bununla ilgili? Önemli. Geliyor. Çok önemli. Ve ben sizler için hap bilgi hazırladım hocam. O zaman hap bilgilerle öğrencilerimiz bakacak, Aynen soru öyle. çözecek, bakacak, Bakacak, çözecek. soru Çok güzel. çözeceksiniz. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar, işte psikoloji dedik, bilim dedik, konusu dedik, alanları dedik. Geçen bölümlerde bunları konuştuk. Geçen hafta gibi öyle Geçen gibi hafta oldu oldu hocam. gibi, değil mi hocam? Okuldaymış gibi oldu. Evet. Peki şimdi içinizden şey geçiyordur. Hocam bu psikoloji 1879'da William Wundt tarafından Almanya'nın güzide bir şehrinde, Leipzig. Leipzig'te kurulmuş bir laboratuvarla ortaya Hı. çıkmış bir bilim. Peki daha önce neredeydi diyeceksiniz. Şöyle söyleyeyim, daha önce de buradaydı ama felsefenin içindeydi. Ta ki Sokrates'e, işte Aristo'ya, Platon'a kadar hep bunlar felsefeyle birlikte Hı. geldi. O yüzden size sorularda işte ayrıldığı tarihi özellikle soracaklardır. Yani açık Wundt, lisede evet, gelecektir. Wundt'u sorarlar açık lisede. Baktım ben şöyle bir soru sorulara. tarzı mı geliyor? Mesela psikoloji bilimi ne zaman felsefeden ayrıldı? Ne zaman felsefeden ayrıldı değil de şöyle felsefeden kim ayırmıştır der. Kim ayırmıştır? O Wundt zaman Wundt. diyeceksiniz. Psikolojinin kurucusu kim diyecekler? Wundt Wundt. O diyeceksiniz. zaman Wundt bir bizim soru için özel. cepte. Cepte. Aynen Tamam. öyle. Peki işte neden ayrıldı? İşte gelişmesi için. Oraları geçtik geçen Hı. haftalarda. Yine haftalar oldu. Haftalarda. Bizim için önemli olan üç kelime var. Bu terim var bu konumuzun içinde. Ekol, yaklaşım ve iç gözlem. Nedir bunlar? Ekol dediğimiz şey sevgili arkadaşlar, belli bir görüşün, yaklaşımın bilen birden fazla kişinin oluşturduğu grup. Yani mesela ben psikodinamik ekolü tutuyorum doğacağımla beraber. Bu bizim bir ekolcü olduğumuzu gösterir. Birden fazla insan olması lazım. Bunu dikkat Ha, edin. bir benimle Topluluk olduğunda ekol bir oluyor. bir dala Bir dala yönelme gibi. yönelen, evet, Bu kişi şey olduğunda gibi mi? ekol oluyor. Edebiyatta mesela Akıl, divan ha evet, akıncılar edebiyatı. var vesaireler var ya Hı. hocam. Beşinci Tamam. yeniciler gibi. Onlar gibi. Yaklaşımda dediğimiz gibi bu görüşü kuran kişiler tarafından oluşturulan teoriler. Yani bir ana hat, bir ana esas, ana akım, ana doğrultu diye düşünün. O Hı. da sorulabilecek soru çünkü. İç gözlemle insanın kendini değerlendirmesi. Bitti. Ya çünkü içe doğru İçe doğru bakıyorsunuz. bakıyorsun. Hı. Aynen. Ben Geçelim. dış gözlem yapıyorum karşımda ama iç gözlem yapınca Düşünce düşüncelerim oluyor. iç taraf. Aynen. Yapısalcılık. Evet. Yaklaşımlar şu yapısalcılıkla başlar diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Wundt'la beraber başlar. Size mümkün mertebe hap bilgiler hazırladım. Sınavda sizin bilmeniz gereken temsilcisi, konusu ve yöntemi. Bunlar bilseniz, ayrıntılara girmeseniz yeterli. Hı. Kimdir yapısalcılığın temsilcisi? William Wundt. Wundt ve Titchener değerler. Amerikan İngilizcesinde. Konusu nedir? Psikolojinin konusu bilinç ve bilinci oluşturan zihinsel olaylardır. Yani adı üstünde, yapısıdır sevgili arkadaşlar. Ayırır. Hı. Evet, nerede gördüğünüzde yapısalcılığı yapı. Kelimeden çıkarırsınız. Zaten yapı, bilinç ve bilinç oluşan Aynen öyle. zihinsel olaylar. Yöntem nedir? İçe bakıştır sevgili arkadaşlar. İçe bakış ne dedik? Bir olay veya durum karşısında bireyin kendi duygularını, düşüncelerini açıklaması. Bitti. Hı. Yapısalcılıkla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. 25 yıl hüküm sürdü bu yapısalcılık. Evet, ve onu meşhur eden de Titchener'de, ta ki ölene kadar meşhur bir Devam etti. akımda. Aynen. Şimdi geldik İşlev. bir yere, işlevselcilik. Şöyle, işlevselcilik de yapısalcıların tam zıttı olarak doğdular. Arkadaşlar şunu bilseniz yeterli sizin için. Psikolojide yaklaşımlar ya birinin tam zıttı olarak doğarlar ya da eksik görür, biraz daha üzerine katarak doğar. Ya Bu da tamamlama yapar ya da ya da zıt. zıttını Hı yapar. hı. Bu da işlevselcilikte öyle çıktı ortaya. William James ve Dewey tarafından çıkan bir John Dewey. John Dewey, evet, John Dewey tarafından çıktı sevgili arkadaşlar ve diyor ki ben atıyorum işte ne yapayım ayrılmış yapılmış yapı taşlarına. Benim için yapısı önemli değil. Nasıl işlediği önemli. Bu sizin kilit noktanız sevgili arkadaşlar. Evet, yazmışız da burada. Sınavda böyle diyecekler. Yapısalcıları ya da işlevselcileri birbirinden ayıran kilit noktayı sorun derler. İşlevselciliği sorarsa nasıl işleyişiyle ilgilenecek, zihinsel süreciyle ilgilenecek, yapısalcılığı Yapısalcılıkta da sorarsa da yapı yapı taşı ile üstünden ilgilenecek. ilerleyecek. Bunda ne var? İç gözlem ve gözlem. Yine çok farkı yok. Gözlem aynı şekilde. İç gözlem ve Aynen. gözlem geldik. Davranışçı Davranışçı ya. yaklaşım. Evet, en sevdiğimiz
kişi. Hocam tanıdık bir isim var mı buradan? Hepsini tanıyorum hocam. Watson, Skinner, Pavlov. Aynen Pavlov hocam. Pavlov zaten birçok öğrencimiz bilirler. Pavlov'un köpeğinden. Evet. Meşhurundan. Davranışçılarda hocam psikolojinin konusunu ölçülebilen ve gözlenebilen davranış diyor. Elinde nesnel şeyler olması gerektiğini söylüyor. Objektif şeylere dayanması gerektiğini söylüyor. Temeli budur ve yöntemi nedir? Deney ve gözlemdir. Herkes Pavlov'un köpeğini biliyor zaten. Biliyorlar. Aynen öyle. Watson's da burada az önce dediğimiz, daha doğrusu diğer derslerimizde bahsettiğimiz şeylerimiz vardı. İşte bana 15 tane insan verin. Ha, bu söylediğimiz evet, kişi. Ben onu hırsız da yaparım, hakim de. İşte davranışçılığı buradan kendisi savunuyor. Bunlarda hiç gözlem yok. Bunlarda deney ve gözlem var. Çünkü neden? Bunlar nesnelci, bunlar bilimsel. İç gözlemin gerçekçi sonuçlar verdiğine inanmıyorlar hocam. Çünkü iç gözlem genelde öznel. Evet, subjektif. Çok öznel diyor. Anladım. Ben bunu kaldırıyorum. Kaldırın hocam. Bitti bu ilk bölümümüz. Çok güzel. Evet arkadaşlar, YouTube'da Açık Sese TV yazarak sayfamıza abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram, Facebook, Twitter, Google Plus'ta da bizleri takip edebilirsiniz. Ayrıca ayrıca rehberlikle ilgili tüm sorularınızı YouTube'dan hocamıza gönderebilirsiniz. Seve seve cevaplıyoruz. Ve bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.